İkinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce tek istediğim sizlerden like atmanız, yorum yapmanız. Yorumunuz iyi kötü olsun yeter ki yorum yapın bana. Ayrıyetten görüntü kalitesi için hepinizden özür diliyorum. Görüntü kalitesini düzelttim. Yani ileriki dakikalarda görüntümüz düzeliyor. Ama bir süre böyle gidecek görüntü. Çünkü ben ayarları galiba bir yanlış yapmışım. Blue mode mudur nedir o açıktı. O biraz görüntüyü bozmuş. Bir de FPS düşüktü. Oradan görüntümüz kötü çıktı. Ama bundan sonraki bölümlerde, kayıtlarda görüntümüz çok güzel olacak. Bunun için sizlere söz veriyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bir gün boyunca Brahman'da farmımızı yaptık, levelimizi kastık. Daha çok farmdan çok level kastık. Karakterlerimiz kaç level oldu hemen söyleyeyim. 63 level, %61 oldu hepsi. Bazıları %64, bazıları %65 işte. Ben bu karakterle takılacağım. Bu %61'i de şu an hiçbirisi. Gelen 3-5 tane boss olmuş. Bayağı bir MS falan gelmiş karakterlere. Hepsini yan beklere attık. Bir de 7 karakterimiz DC Premium'lu, TA sadece magemiz Gold Premium'lu. Bunu yapmamızın sebebi biz bütün karakterleri büyük ihtimal atak yaptıracağız yani ileriki seviyede. Her slotta atak yaptıracağımı düşündüğüm için hepsine DC Premium çektim. Ki artık CZ'ye de gidebileceğiz yani. Ama önce Berserker skillimizi açmamız lazım. Açtıktan sonra bir troll varıyor yapmayı düşünüyorum CZ'de. Seriye şimdi biz görevlerle devam edelim. Yani elimizden geldiğince şimdi 200 saat müsaitliğimiz var. 200 saat boyunca görevleri yapacağız. Materyal görevleri olsun, kesme görevleri olsun bunları yapacağız. Onları seyirciye verip işte hızlıca level kasacağız. Ondan sonra tekrar bir Brahman'a bırakma ihtimalimiz var. Çünkü hala atağımız yeterli değil. Darkstone Titan için. Şimdi biz başlayalım görevleri yapmaya. Toplamda 15 tane görevle başladık. DTC görevimiz var. Hem kesme görevimiz hem materyal görevimiz var. 2 defa keseceğiz. Toplamda 40 tane keseceğiz. Biliyorsunuz görev 2 defa verilip alınıyor. İçinden de 10 tane bu materyalden düşünmemiz gerekiyor her çara. Yani toplamda 80 tane lazım bize. Bir başladık bakalım şimdi kesiyoruz. İtem düşürmesi biraz uzun sürecek. Onun dışında zaten hemen tak tak kesmemiz toplam bir 5-10 dakika falan sürer. Kesme görevimiz bitti. Hemen veriyorum. Bakalım kaç XP verecek. Pardon bu değil şu. %62'yiz. %75 yaptı. Tekrar alalım abi görevimizi. Tekrar aldık. Şimdi tekrardan yapacağım. Bütün karakterlerle de verip bir alalım. Sıradaki görevimiz Iron Claw. Buraya geldik şimdi bunu keseceğiz. Bu arada arkadaşlar materyallerden biraz düşürdük. Şöyle bir karar aldık. Dedik ki biz bunu kesme görevlerinin hepsini yapalım. En son duruma göre eğer materyal pahalıysa satın almayıp gidip kendimiz çıkaracağız. Eğer uygun fiyatsa hiç uğraşmadan abi materyali alıp görevi vereceğiz. Şimdi biz sadece kesme göreviyle ilerleyip en son duruma göre satın alıp ya da almayacağız. Onu ben sizlere aktarırım zaten. Çünkü burada 80 tane düşürmeye kalkarsak baya bir zaman kaybedeceğiz. Zamandan tasarruf amacıyla sadece şimdilik kesme görevleriyle devam ediyoruz. Iron Claw'da gördüğünüz gibi seri seri dönüyoruz iki çarla. Iron Claw'ın ilk görevi bitti. İkinciyi vermedik. Şöyle bir toplu döndükten sonra hepsini tek tek verip tek tek yeniden alacağız. Bu arada Dom Soldier çok zor kesiliyor abi ya. Asası da açtık bize destek olsun diye hem de Warp atsın diye. Warp 50 atıyordum. Bıraktım artık. O atsın. Geneyi çalıştırdık. Reperesi geçse zaten 50 yaparız. Yani böyle bir slot yok ya. Canı bile gitmiyor. Dom Soldier'i keserken şöyle bir sıkıntı oluyor. Slot çok doyuyor. Yani biraz ağır kalıyoruz. Kesemiyoruz. O yüzden bütün çarları TS'e basmak zorunda kaldık. Bir de ayrıyetten slot güçlü olduğu için kesim de biraz ağır kaldığı için 4 tane var ürün 4'e dalıyor. Bir de yanımızda bir asas da alıyor. Şu an bu şekilde dönüyor slotu. Bayağı bir hızlandık. Evimiz bitti onları bir verelim. Dragon Tot'u verdik. %90 oldu XP'miz. Dom Soldier'i de verelim. Levelimizi aldık. Dom Soldier'i bir daha alıyorum. Iron Claw verdim. Iron Claw'ı da bir daha alayım. Şimdi gidip bunları bir daha keselim. Iron Claw'ın ikinci görevini de bitirmek üzereyiz. Kaç oldu bu? 48 olacak galiba. Yok 38 pardon. 38 oldu. Bu görevi de bitirip tekrar Dom Soldier'e geçeceğiz. Fırat nasıl başladık ya ikinci güne sence? Ya güzel geldi. Yani Brahman'da birazcık olsun levelimizi kastık. Şimdi seriden görevlere başladık. Güzel ilerliyor ya. Bugün kaç yer oluruz? Yani görevleri durmaksızın yaparsak 68'i belki görürüz. Ya da 69 da olabilir. 69 bize hala yetmiyor değil mi? Yok. 74 olana kadar sıkıntımız var. O zaman tekrar Brahman'a geri döneceğiz.
Aynen. Tamam, o zaman göreve devam abi. Abi Iron Claw'ın da son görevini bitirdik. Şimdi Dom Solidier'e geldik. Baba bu Dom Solidier Fırat bizi çok yoruyor ya. Ne düşünüyorsun abi bu Sud hakkında? Baksana canı gitmiyor. Aynen. Canını bırak abi. Bütün parti neredeyse ataktayız. Ancak kesiliyor. Evet ya, aşırı sağlam defansı var. Mageler biraz daha rahat kesiyordu bunu da. Bunlar niye böyle zorlandık anlamadım. Ya mageler rahat keser de. Yani dediğim gibi sana yani Barrier'a item koysan da o Berserker olmadan slotların çoğunda zorlanır. Yaparken Dom Solidier'den bu saldık. Fırat gördün mü lan busu? Ha, ona şaşırdım zaten. Niye? Levelimiz düşük. Bus Nasıl buz alabiliriz olur diye. buradan. Olay şeye döndü. Nasıl buradan buz geliyor? Abi buradan buz geliyorsa tamam. Bunu görenler artık burayı kapatırlar. Ama çok zor Ama bu abi levelde kesilmesi. dönmesi lazım bir parti. Evet, kesmek çok zor ama güzel lan. Kaç? 40-80 tane de bir bus aldık. Neredeyse. Yani bir bakıma güzel. Iron Claw, Dom Solidier görevlerinin ikisini de verdik. 64 level %50'ye yaklaştı XP'miz. Atağımız da 1382 civarında şu an. Şöyle bir şey yapacağız. Harpy, Apostrol ve Brahma Soothlarını keseceğiz. Onlar biraz daha güçsüz olduğu için en azından bir levelimiz artsın. Ondan sonra büyük görevlere geçeceğiz. Apostrol slotuna geldik. Yani biraz daha basit bu Dom Solidier falan filan diğer slotlarına göre. Şunları hemen hızlıca keseceğiz. Görevimizi bitireceğiz. Fırat, ağır görevlere ne zaman gideriz? Kaç levelde yaparız? Ego İlk tarzı önce bir görevleri. ezikleri bitirelim de. Ezikler bir bitsin de. Ondan sonra Crimson'dur, Falcon'dur. O tür şeyler geçeriz. Ya Crimson falan şu an biraz zor değil mi bizim için? Ya şu an için ya o kadar da zor değil. Sonuçta hepsini TS bastıktan sonra sıkıntı ortadan kalkıyor. Hepsini çalıştırmak zorundayız. Mage hariç. Düşün DB'yi bile çalıştıracaksın yani orada. Anladım. O zaman biz dediğim gibi küçüklerle bir ilerleyelim abi. Sonra geçeriz oraya. Son ilk görevi bitti. Şimdi verelim abi. XP %61 oldu. İkinciyi aldım. Rahma slotuna geldik. İlk görevimizi şimdi yapıyoruz. İki tane arkadaş vardı burada AFK. Hemen görevimizi yapıp çıkacağız zaten slottan. Herhangi bir şey kasmayacağız değil mi burada? İtem bir şey bir şey. Yok. Zaten düşen item Brahman'a bıraktıydık ya önceden. Ha, var binlerce var nerede Oradan burada. gelen paganları kullanırız göreve. Tamam, burayı hemen hızlıca keselim abi, bitsin hemen. Aslında var ya, ilk başta alacaktım görevi de aklıma gelmedi. Olsun, ikinci görevini verdim. Şimdi Brahman'ın ilk görevini veriyorum. İkinci görevini aldım. XP'miz %90'a geldi. Brahman'ın ikinci görevini de bitirdik. Buradan Harpy'ye geçelim mi? Fırat. Geçelim. Tamam, buradan Harpy'ye akalım abi. Abi görevleri vermeye geldim. Bu arada hangi görevi verdim? Harpy'yi verdim. Level atladık. 65 olduk. Harpy'yi tekrardan alalım. Brahman görevimizi de verelim. Bakalım XP kaç olacak. %16'ya geldi XP. Harpy'nin ikinci görevini yapalım Fırat. Ondan sonra devam edelim abi. Tamam. Şimdi ikinci görevine geldik. Fırat, bu Harpy slotu sence nasıl abi? Esnaf'taki ya da Lüferson'daki. Ha, Essence'da yapanı fazla yok da. Lüfer'de yapanı daha çok var bunun. Yani 70 levelde döndüğünde daha iyi drop alabiliyorsun. Hiç olmadı boost drop'unu alabiliyorsun slotu. Yine aynı şekilde şey Iron Impact drop'u geliyor. Ama harbi pek denemiyorlar. Yani MD olarak çok az atıyor Reven'e göre. Anladım. Troll, half troll kaptan, troll berserker görevlerini aldık. İlk trollle başladık. Fırat, bu trollden farm yapılır mı ya Lüferson'da? Deneriz ya. Bir iki saatlik koyarız. Görevleri bitirelim. Bir Tamam. deneme içini gider Ne koyarız. çıkıyor peki bunların 70'e içine? kadar zaten. 70'e kadar şunu söyleyeyim sana. 70'te sabit kalması lazım çarın. Boost türevleri Glaive çıtın düşüyor. Çok iyi o zaman. Aynen. Ama bu slotu dediğim gibi 70'e kadar. 70'ten sonra çıtın Tamam. atmaz. Zaten bugün 70 olamayacağız gibi. Gerçi daha materyal 70 görevleri olamayız var. ama 68'i zorlarız. Tamam. Olmadı birkaç tane görev daha yaparız. Sonra zaten belirlediğimiz saati geçmeyelim. Uyku muhabbetimiz var.
Trolle salarız olmadı Tamam. Lüfer sonunda. Çift trol var mı orada? Çift trol dönelim. Çift troll yok da troll ve troll varıyor var yan yana. Tamam, olmadı bir öyle bir şey deneriz ya. Değişik bir şey yaparız. Şans bizi de olmaya devam ediyor. Bir MS aldık. Şimdi trolden. Şöyle göstereyim sizlere. Yan beke attım. Abi Fırat, ben sana dedim ya, bak gerçekten çok şanslı ilerliyor bu çarlar. Aynen, şanslı. Güzel. Troll görevimiz bitti. Half troll kaptana geldik. Her zamanki gibi copsırlar gene burada. Oyunun bitmeyen, tükenmeyen çilesi copsırlar. Kaç tane? 3 tane kase alabildik. Henüz. Bakayım bunu alabileceğiz mi? İyi, 4 oldu. Şu adamlar banlandıkça geri geliyor ya. Tav oluyorum biliyor musun ya? Ya takip ediyorum. Adamlar usanmadan, bıkmadan açıyor. Şuraya baksana, İşin ortada ilginç bir kısmı altın. iki işi drop alıyorsun. Bak bak bak, KS'leri bitti şimdi, bak nasıl basacaklar, iyi izle. Bak bir tanesi bastı. Öbürü de bastı. Basmaya başladılar. Aynen, basar abi. Nasıl olsa sıkıntı yaşamıyor adamlar. Troll kaptanı biraz da olsa, zor da olsa bitirdik. İlk görevini, ikinci görevini de birazdan vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Berserker'a geldik. Burada da herhalde KS var. Bilmiyorum. 4-5 tane mage çalışıyor. Burada da bir şekilde işte şu 40 tane yapıp gitmek istiyoruz ama bakalım. Fırat, ne düşünüyorsun ya şu kopslular hakkında? Ha, banlansalar da bir şey değişmiyor. Adamlar 60 level, 65 level karakterlerle de geliyorlar slotta. Abi de bu kadar Adamların ODP'yi umurunda değil nereden yani. buluyorlar ya, telefon muhabbetini? Banların account'u iptal ediyor. Başka account koyuyor devreye. Hı. Numarayı ona aktarıyor. Öyle Anladım. düşün. Nasıl bitirebileceğiz mi Bitiriz ya. bunu ya? Trollü bitirdik. Verelim görevini. Abi ondan sonra Berserker zar zor bitirdik. Kaptan da zar zor bitirdik. Şimdi tekrar gideceğiz bu görevleri yapmaya. Tek tük kase atıyoruz aslında. Çok sıkıntı olmuyor da. Ya bir hız şey var. Yani 10 dakikada bitirmek varken görevi 20 dakikada bitiriyoruz. Kopsurlar biraz işimizi zorlaştırıyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan aldık görevlerimizi. Devam edelim. Bu arada 65 level %73 oldu çarlar. Arkadaşlar ikinci Half Troll kaptan görevimize geldik. Bu sığırlar yatmış burada. Biz şimdi göreve devam ediyoruz. Yani adamlar yokken zaten hemen 7 oldu bile geleli. Toplasanız bir 30-40 saniye olmuştur. Aslında biraz durup çöp kasmak lazım da, işimiz var. Yoksa bir 2 saat burada takılıp çöp kasardık, iyi olurdu. Troll'ün ikinci görevine geldik. Half Troll Berserker'la kaptanı bir şekilde kase ata ata bitirdik. Gerçi bir tanesinde adamlar ölmüştü zaten. Diğerinde de kase ata ata işte bir şekilde bitirdik slotu. Ben bütün çarları çalıştırdım. Mage hariç. Şimdi Troll'ün son görevini yapacağız. Ondan sonra Apostrom'un bir tane daha görevi var. Bir tanesini yaptık sadece. Onu da vermedim. Duruyor burada gördüğünüz gibi. Onun da ikinci görevini yapıp bitiririz. Ondan sonra da bu materyaller var. Abi onları ben Z5'e geçerim. Oradan toplarım artık uygun fiyattan bulduklarımı. Pahalı gelenler olursa gelip kendim elle kasarak çıkarırım. Ya da çarları geneye bırakırım bir iki saat. Onlar toplarlar. O şekilde de yapabiliriz. Görevlerimiz bitti. Şunları bir verelim abi. %87 olduk. Level aldık. Şu an 66 level oldum. Şu Strom'u da vereyim. 37 XP'miz var. Şu görevi de aldım tekrardan. Şu son görevi de yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra materyalleri satın alıp onları da verip bakalım 67'ye ulaşabilecek miyiz? 67'ye ulaşırsak ya da ulaşmasak da fark etmiyor. Bir tane slota bırakıp bugünlük salacağız görev muhabbetini. XP'ye bırakacağız. Apostol Strom'un ikinci görevine geldik. Tekrardan bir kops vakamız var ama yani kutu da alabiliyoruz. Bu arada KS'ye de atabiliyoruz. 16 olacak mı? Olmadı. 15 tane kestik. 10 tane daha kesip bunun da görevini bitirmiş olacağız. Toplamda 9 tane materyal gerekiyor vermemiz gereken.
Biz 5-6K'lık olanları parayla satın aldık. Mesela bu 5-6K civarında bir şeydi. Bu 5K'ydı. Bu 30K'ydı. Geri kalanlar, yani bu mesela biz zaten dün kastık Brahman'dan 20 taneyi. Bu benim Satiros ve bu staff falan çıkanlar hep şeyde vardı, Hero Club olsun. Depoda vardı. Depodan aldık, hiç yani para harcama gereksinimini duymadık bunları. Şimdi bunları ben vereyim. Bakalım. Şu an XP %44-45 arası. Bakalım ne kadar olacak. Şunu da verelim. Şu an 67, %69. Şunları da verdik. %80 olduk. Bir tane daha aldık abi. Şu an toplamda 2 level aldık. %22'ye geldi. Çar 68 level olduk. STR'miz 255 oldu artık. Geri kalan HP verelim. Ya Warsuz hatam da 1502 oldu. Hala Berserker'daki önemli skillimizi açamadık. Levelimiz hala yetmiyor. Çar bu şekilde şu an. Param şeye bırakacağız. Brahman'a bırakacağız. Büyük ihtimal bir 20 saat ya da 15 saat arası bir farm yaparız orada. Hem oradan ne geldiğinde sizlere göstermiş olacağım. Bilginiz olsun. Şimdi ufaktan Brahman'a geçip artık bugünü bitirelim.